Yine sazı aldım elime. Sayın Başkan, ben daha önce başkandım. 19 sene Ticaret Odası Başkanı'ydım. Aldıktan sonra 5 Kasım'da istifa ettim. Diyeceksiniz ki neden belediye başkan adayı oldunuz? O kadar güzel görselliğiyle beraber 4 dörtlük makamı bıraktım ve pazarda hizmet etmeye soyundum. Çünkü pazar çok zayıf. Sayın vekillerim, pazar şu anda çok ihtiyacı olan bir ilçe. Tarihte 1850 yılına kurulmuş bir ilçe, Rize vilayeti yoktu pazar ilçesi varken. Bugün gösterdiğiyle utangaç bir ilçeye sahibiz. Bu ilçeyi düzeltmek için sizlere ihtiyacım var, ihtiyacım sizlere. Sayın vekillerim. Asla Ankara'ya gelince muhakkak telefonlarıma cevap vereceksiniz. Makamınızda ziyaret edeceğim sizleri. İsteyeceğim, isteyeceğim, isteyeceğim. Pazara sayın hemşin belediye başkanım dedi ki garanti. Tabii ki garanti olacak. Çünkü ben pazarda doğdum, pazarda büyüdüm. Herkesi kucaklayan bir insan oldum. Şimdi yine kucaklayacağım, çalışacağım. Çalışmaya geliyorum. Bunu tüm belediye başkanı arkadaşlarıma öneriyorum. Bunların da çalışması lazım. Sayın Rize Belediye Başkanı Necati arkadaşım, daha hızlı çalışman lazım, daha hızlı çalışman lazım, daha hızlı çalışman lazım. 3 aydan beri sahalardayım. Sayın vekilim, 3 aydan beri sahalardayım. Gece saat 9-9.30'da eve gidiyorum. Sabahtan 9'da mesaim başlar, 12 saat çalışıyorum. Yine çalışacağım. Asla girmeyeceğim. Pazarı şu Karadeniz'de en güzel ilçe yapacağım. Sizlerin sayesinde. Bilin Rize'de çok değişik bir seçim sonucu yaşayacağız. Rize'deki İktidar Partisi'nin oylarında inanılmaz bir düşüş olacak. Neden? Çünkü mutfak yanıyor, çünkü tencere kaynamıyor, çünkü gençler işsiz, çünkü yaşlılar, emekliler 10 bin lirayla sınırlı kalan, zorla mahkum edildikleri duruma tahammül artık edemiyorlar. Çayın bir yıl değişmeyen fiyatı, bir yıl boyunca değişmeyen fiyatı, %120'ye yakın satışta çay kendilerine zam yapmalarına rağmen üreticiye fark vermemek suretiyle üretici zorda. Çayın çalışanları, çay kurum çalışanları arkadaşlar 10 bine yakın insan. 10 bine yakın insan Tayyip Bey'in yaptığı mitinge yakın daha kalabalık bir miktarda tepki örgütlediler. Burası çok değerli ve kıymetli. Niye yaptılar bunu? Çünkü kendilerine verilmiş olan sözlerin tutulmasını istiyorlardı. Çünkü bakanı, il başkanı, cumhurbaşkanı herkes kadro sözü verdi ama kimse yerine gelmedi. Sosyal medyada özellikle bazı AK Partili trollerin yarattığı yanılgıyı bir özellikle hatırlatmak isterim. Çaykur'un işçileri 6 ay çalışayım, 6 ay yatayım, bana para verin, maaş verin demiyor. Çaykur'un işçileri 12 ay insanca yaşayacağım, bir çalışma düzeni insanca maaş alıp özlük haklarımın da verildiği kadrolu bir iş istiyorum, 12 ay boyunca çalışayım istiyorum diyor. Bunlar yapılabilir şeylerdir, bunlar yapılır ama iktidarın gözü ve beyanlarına bir bakın arkadaşlar.